Fed Bayrampaşa İlçe Başkanı Fettah Deniz, emekli maaşlarının en az asgari ücret düzeyinde olmasını savundu. Günümüz şartlarında asgari ücretin yoksulluk sınırının dahi altında olduğunu hatırlattı. Deniz, emeklilerin maaşının asgari ücretin altında kalmasının emekliler için çok ağır bir durum yarattığını belirterek şunları söyledi. Şu an sorunumuz mevcut asgari ücretin insanca yaşam koşullarının çok altında olması. Onun için bu fahiş zam ortamında emeklilerin maaşları her ay güncellenmeli. Ona göre yükseltilmeli. Şimdi Ocak, Şubat, Mart aylarının tüketici fiyat endeksi, tüfe oranlarına göre %22,81 oranında bir zam var. Fakat Nisan, Mayıs, Haziran aylarında gelecek enflasyonu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla domamış çocuğa don biçmemek lazım. Bunun hesabı belli olmaz. Diyelim biz %60 hesaplarız ama bir bakarsınız %200 olur. Fakat net olarak şunu söyleyebiliriz. Bugün bir işçinin insanca yaşayabilme sınırı Türk İş'in açıkladığı verilere göre 7000 TL en aşağı 7000 Türk lirası isteriz gibi söyleyebiliriz. Bütün basın henüz Nisan, Mayıs, Haziran aylarının verisi elimizde yokken domamış çocuğa don biçiyor. Ama Türk İş'in verileri ortada. Biz de 7 bin Türk lirası emekli maaş isteriz. Ama asgari ücret bile 4253 Türk lirası, asgari ücret alan arkadaşlarımızın aldıkları zam zaten 2 ay içinde eridi. Bize göre emekli maaşı en düşük asgari ücret düzeyinde olmalı. Bugünkü şartlarda bunun yarısı gitti zaten. Aynı zamanda asgari ücretin yılda 3 sefer hesaplanmasını istiyoruz. Eskiden yılda 2 sefer hesaplanırdı. Ama günümüzdeki durumda 3 sefer hesaplanmalı. Çünkü neyin ne olacağını kestirmek çok zor günümüzde. Bayram ikramiyelerinin 2005 yılından beri artmadığını söyleyen Deniz, mevcut enflasyon ortamında emeklileri tatmin edecek rakamın en az 2500 Türk lirası olması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti. Yıllardan beri bayram ikramiyeleri ile ilgili hiç artış yok. Geçtiğimiz yıllarda %7, %8 tüfeğe göre %6 zam aldık. Ama günümüzde epey yükseldi. Bizim hesaplarımıza göre ikramiye 1,300 Türk lirası olarak veriliyor onun 2300 Türk lirası olması lazım. Geriye dönük enflasyona göre en aşağı 2300 Türk lirası olması lazım. 2300 en az fiyat. Bizce emekliyi memnun etmek için ikramiye 2500 Türk lirası olmalı. Deniz, intibak yasasının emeklilerin en büyük sorunu olduğunu söyledi. Türkiye'de bu konu hakkında çok yanlış bilgilerin paylaşıldığını, bu konunun aydınlatılması gerektiğini belirtti. 2000 yılından sonra intibak yapılmadığını, bu durumun emekliler arasında maaş farkları yarattığını ifade etti. İntibak yasasının maaşlar arasında denge yaratacağını söyleyen Deniz şu ifadeleri kullandı. En büyük acımız tam olarak budur. Türkiye'de bu konuda muazzam bir bilgi kirliliği var. Emeklilerin en büyük sorunu budur. Şimdi en düşük emekli maaşı 2500 Türk lirası. Ama 2005 yılında 2000 bin öncesine intibak yapıldı. 2000 sonrasına yapılmadı. Bu da maaş farklılıkları yaratıyor. Bu da kamuoyunda bilgi kirliliği yaratıyor. Emekliler birbirleriyle konuşurken niye benim maaşım düşük diye soruyor. Biz bunu mahkemeye verdik. Aslında bu mahkemelik bir olay bile değil. Hükümetin bir karar alması lazım. İntibakı bütün emeklilere uygulaması lazım. O zaman emeklilerin çoğu rahatlayacak. 2006 yılında açtığımız dava sonuçlandı. Hakim mahkemelik bir dava olmadığına karar verdi. Çünkü bu siyasette yapılır. Hükümet kararı sonucunda olur. Genel Başkanımız Kazım Ergün bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biz bir an önce intibakın çıkmasını istiyoruz. Bu konuda kamu gücünü kullanmaya çalışıyoruz. Farklı farklı arkadaşlarımız farklı zamanlarda emekli oldular. Bundan dolayı arkadaşlarımız az maaş alıyor. Ama intibak olursa ortalama olarak denge sağlanmış olacak. Yani emeklinin çalışmış olduğu, prim almış olduğu günlere göre hesap edilirse o zaman maaşlar arasında bir eşitlik olacak. Mesela bugün de yürürlükte olan 2008 yılında çıkmış olan 5510 sayılı yasa emeklilerin çok düşük maaş almalarını sebep oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu diye bir yasa çıkardılar. Yani Sosyal Sigortalar Kurumu emekli sandığı ve bağ kuru birleştirdiler. Sosyal güvenlik yaptılar. Orada tavan ücret 60, üzerine konarak hesaplanırken onu %30'a indirdiler. 2750 TL'den emekli olacak arkadaşımız 1000 TL'den emekli olma durumu doğdu. Bu çok kötü bir şey. Bu daha sonra 1500 TL'ye en son yıl başında hükümet tarafından 2500 TL'ye çıkarıldı. Şimdi 2500 Türk lirası olan arkadaşlarımız bu 7 ayda zam alamayacak. Çünkü tavanda fiyatları 1500 Türk lirası üzerinden gözüküyor. Parayı alıyor ama zam mı alamayacak? Türkiye genelinde milyonlarca emekli, temzuz uzayında aldıkları zam ile birlikte, az da olsa nefes alırken TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu artışın çok sayıda emekli vatandaşın ekonomiye karşı zorluklarının devam ettiğini söyledi. Emekli maaşlarının artırılmasına yönelik talebini açıklayan Palandöken, en düşük emekli maaşının asgari ücretin düzeyinde olması gerektiğini savunduğunu dile getirdi. Sabah çok erken saatlerden gece saatlere kadar hizmet veren bir meslek grubu olduklarını vurgulayan Bendevi Palandöken, yanlarından çalışanların 8 saat çalıştıktan sonra gittiklerini ve kendilerinin 18 saat gibi bir çalışma gösterdiklerini söyledi. Palandöken, emekli olduktan sonra da alınan maaşın çalışan maaşıyla orantısız bir hale geldiğini dile getirerek emeklilerin en az asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı almalarının gerektiğini ifade etti. Diğer taraftan emekli maaş zamlarına ilişkin hükümetinde bir adım atmasının beklenildiği öğrenirken, 2023 yılına girerken en düşük emekli maaşının asgari ücretin seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, en düşük aylığın asgari ücret seviyesini yükseltilmesi talebinde bulundu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin düşük kalan aylıklarının benzer şekilde artırılmasını ve 2000 yılı sonrası emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Ergün, şunları söyledi. Memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasındaki emekli aylığı makası her geçen yıl artıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanında ek zam ve gösterge artışı gibi imkanlardan yararlanırken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin aylıkları sadece enflasyon oranında artıyor. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, aylıklara yapılan yüzleri zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli. Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşkunsu, en düşük emekli maaşının bir asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. En düşük emekli maaşına verilen 1000 liralık samın içinde bulunduğumuz artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir anlam taşımadığını ifade eden Barış Coşkunsu, resmi verilere göre enflasyon %73,5'e ulaşmış. Resmi verilerde durum buyken emekli maaşının 2500 TL'den 3500 TL'ye yükseltiliyor olması açıklanan enflasyon rakamlarının çok gerisinde, dedi. 2002 yılında asgari ücretin en düşük emekli aylığının %72'sine denk gelirken, bugün en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kaldığını dile getiren Coşkunsu, böyle adalet olmaz, dedi. Yoksulluk sınırının 20 bini, açlık sınırının ise 6 bin TL'yi aştığı bir ekonomik ortamda, en düşük emekli aylığıyla yaşam mücadelesi vermenin neredeyse imkansız hale geldiğini kaydeden Barış Coşkunsu, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli. Artan enflasyon karşısında emeklilerimizin ayakta kalabilmeleri imkansızdır şeklinde konuştu. Enflasyon karşısında çoktan havlu atan, tutmayınca sürekli hedef değiştiren bu iktidarın artık vatandaşlara verebileceği tek müjdenin bir erken seçim haberi olacağını belirten Barış Coşkunsu, yaptığınız ek bütçe ile faize ve kur korumalı mevduat sahiplerine milyarlar öderken titremeyen eliniz, en düşük emekli maaşını belirlerken mi titriyor? en düşük emekli aydığını açlık sınırının 3000 Türk lirası altında belirlemeye hiç mi utanmıyorsunuz? Az kaldı, sandık gelecek, bu aziz milletimiz size gereken cevabı verecek. Ülkemiz için gelecek günler çok yakın, ifadelerine yer verdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın milletvekili maaşıyla geçinemediği yönünde açıklama yaptığını hatırlatan coşkunsu, emeklilerimiz ve asgari ücretlilerimiz aldıkları maaşla nasıl geçinsin, diye sordu. Asgari ücret zamını da değerlendiren Coşkunsu, çalışanların enflasyona ezdirilmeye devam edildiğini de sözlerine ekledi. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yetkililer çalışmanın başlatıldığını duyururken emeklilerin de gözü kulağı zam haberine kilitlendi. Zira aylık 3500 lira alan yaklaşık 1.5 milyon emekli, maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını bekliyor. Sayısı 11 milyonu bulan emeklinin gözü, yapılması beklenilen yeni zamma kilitlendi. Temmuz ayı enflasyon farkıyla birlikte emekli için zam demek ancak emekliler arasındaki farklılıklar zam umudunu başka bahara bırakabilir. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3500 lira. Çalışanda ise en düşük maaş yani asgari ücret 5500 lira. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyor. Kazım Ergün'e göre, memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasındaki emekli aylığı makası her geçen yıl artıyor. Bunun için atılması gereken adım ise, aylıklara enflasyon oranı dışında eksam yapılması. Ergün'e göre, Aralık 2002'de 184 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 5500 liraya yükseldi. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı ise sadece 10 kat arttı. Yani asgari ücrette 23 kat artış yaşanırken emekli maaşlarındaki artış ise 10 kat oldu. İşte bu nedenle emeklilerin gözü kulağı hükümetten gelecek sam haberine kilitlendi.